Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videomuzda 6 aydır benimle olan iPhone 15 Pro Max'le neler yaşadığımdan ve 75 bin TL vermeye değer mi değmez mi bunlardan bahsedeceğiz. Umarım sizin için de bilgilendirici bir video olur. Hikayeden bahsedeyim biraz. 15 Pro Max'e iPhone 13'ün 128 GB versiyonundan geçtim. Onu yaklaşık 1 yıl kullanmıştım ve açıkçası buradaki içerik üreticiliği işini bir kenara bırakırsak benim aslında iPhone 15 Pro ya da Pro Max almak gibi niyetim yoktu. Bir videografer gözüyle bile iPhone 13 benim için oldukça yeterliydi. Maksimum model yükseltmek için 16 çıktığında düz 15'e geçerdim. Yani benim için sadece 15 Pro Max'e özgü olan özellikler çok da cezbedici değildi. Ama tabii bir teknoloji yayınının en uç noktadaki cihazları deneyimlemesi ve hakkında konuşabilmesi gerekiyor. O yüzden 15 Pro Max'in en ucuzuna yani 256 GB'lığına geçtim ve dolu dolu 6 ay geçirdim. Bu süre zarfında elimde sürekli bir Android telefon da oldu bu arada. Bu telefonu almak isteyenlerin kafalarındaki soru işaretlerini kabaca bir derleyelim başta isterseniz. Zaten iPhone kullanıyorum 11, 13 vesaire. 15 Pro Max'e geçmeye değer mi? Bunu düşünenlerin önemli bir kısmı fiyatından dolayı düşünüyor. Kimisi için kamera, kimisi için kolay kullanım, kimisi içinse tasarım ve o elde duruşu önemli. İkinci bir soru işareti, iyi bir Android kullanıyorum, 15 Pro Max cazip geliyor ama çok para değer mi diyenler. Bunları cevaplamaya çalışacağız. Bir de bu telefona aslında hiçbir şekilde ihtiyacı olmayıp sadece statü göstergesi olarak görüp almak isteyenler var. En net cevabı bu kitleye verebilirim. Eğer alt gelir grubundaysanız ve özellikle bu telefonu almanız gereken bir iş yapıp parasını çıkarmayacaksanız bu telefon size şu an yüksek faizli borçtan başka bir şey getirmez dostlar. O statü hissini unutun. Çok özür dilerim ama gerçek bu. Neyse şimdilik fiyatını unutup tasarımıyla başlayayım diyorum. iPhone 15 Pro Max çıktığında gövdede titanyum malzeme kullanılması sayesinde hafiflemesi beğenilmişti. Görsel anlamda da yeni renkler cihazı önceki nesillerden bayağı farklılaştırmıştı. Renkler zevk meselesi ona bir şey diyemem ama boyutuna göre hafifliğini beğendim açıkçası. Ele oturan ne oyuncakmış gibi hafif ne tuğla tutuyormuş gibi ağır, dengeli bir ağırlığı var telefonun. Ben Apple'ın amiral gemisini tutuyorum elimde, hissi veriyor cidden. Geçen 6 ayda ağırlığından şikayetçi olmadım ama boyut tarafında aynı fikirde değilim. Android'lerde 6.7 inç ortalama ekran boyutu gibi bir şey oldu ve optimal bir boyut gibi hissettiriyor. Ama iPhone'da bu ekran boyutu bana büyük geldi açıkçası. Hani cebe rahat sığmamasından falan bahsetmiyorum bile. O konuda 15 formu daha mantıklı gibi geliyor bana. Eğer bugün alacak olsam ve illaki 3 kamera olsun dersem 15 Pro benim için daha uygunmuş, onu öğrendim. Onun dışında daha önceki iPhone'lardan farklı olarak Action düğmesi de farklı bir deneyim tabi ama daha mı iyi daha mı kötü diye soracak olursanız eğer bu tuşu yine telefonu sessiz almak için kullanacaksanız herhangi bir iPhone'la aynı deneyim. Ama ben bu tuşu ses kayıt tuşu yaparım, işte kamerayı açmak için kullanırım ya da istediğim uygulamayı atarım ona kestirme olarak derseniz bambaşka bir kişiselleştirme deneyim sunuyor. Son zamanlarda yapay zekayı çok konuşuyoruz mesela. Bazı cihazlara yapay zeka ile ilgili shortcutlar, tuşlar konmaya başlandı. O mantıklı kullanmak güzel olabilir Action tuşunu mesela. Sen ne yaptın derseniz ben ilk hevesle kamera için falan kullandım ama sonra klasik haline sessize alma tuşuna geri döndürdüm. Şu tek tuşla sessize alma alışkanlığını sevdiğimi fark ettim. Peki kamerası nasıl bir deneyim oldu benim için 6 ayda? Telefonun kamerası tabii ki şu an en iyi akıllı telefon kameralarından biri. Bu videoda özellikleri böyle tek tek saya saya anlatmamıza gerek yok. Ama nasıl bir his yaşatacağını doğru aktarmak için farklı kullanıcı türlerini baz alarak konuşmak istiyorum. Ya 75 bin liralık telefon için işte ana kamerası çok iyiydi, 6 ayda çok memnun kaldım demek eksik kalır bence. O yüzden böyle anlatmayı tercih ediyorum. 75 bin lira tabii ki iyi bir kamerası olacak. Ne olacaktı yani? O yüzden böyle farklı kullanıcı tiplerinin nasıl bir his yaşayacağını böyle örnekleyerek anlatmak istiyorum. Diyelim ki iyi bir Android telefon kullanıyorsunuz. Son model amiral gemisi bir telefon. iPhone 15 Pro Max size wow dedirtmez bence. Zaten bununla ilgili büyük bir kapışma videosu yapmıştık. S23 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. O videoda gayet detaylı örnekler sunduk. 24 Ultra ile de bir karşılaştırma gelecek. O tür bir telefon kullanıyorsanız öyle aman aman etkilemez sizi 15 Pro Max'in kamerası. Video tarafında log kayıt, hatta SSD'ye kayıt yapma olayı var. O bayağı öne çıkarıyor ama deneyim tarafında ne kadar kullanışlı log kayıt? Ya ben az çok renk düzenleme bildiğim için oturur uğraşırım onun renk düzenlemesiyle ama o halde bile logu pek kullanmadım. Hatta sinematik modu bile pek kullanmıyorum. Performansları iyi evet ama almak için birinci sebep olduğunu düşünmüyorum. Bir de bence log çekim olayının daha zamanı var çünkü deli hafıza yiyor ve çok ısınıyor. Eğer o tarz çekimler yapmak için bu telefonu düşünüyorsanız SSD ve ısınma konusunu iyi düşünün derim. Bunlar dediğim gibi amiral gemisi telefonlara aşina olan kullanıcılar için yapabileceğim deneyim yorumlarıydı. Diyelim ki orta segment bir Android ya da iPhone SE yani iPhone'un giriş segmenti, o tarz bir telefon kullanıyorsunuz. O zaman iPhone 15 Pro Max kamerasının performansı wow dedirtebilir hakikaten. Çünkü hakkını vermek lazım. Bu ve kendi segmentindeki rakipleri kamera tarafında orta segmentlerden ciddi şekilde ayrışan telefonlar. Az önce pek kullanmadım ya da logun daha zamanı var gibi laflarımı orta segmentten geçecek bir kullanıcı için görmezden gelebiliriz. Hakikaten iPhone 15 Pro Max başka bir şeymiş dedirtebilir size kamera deneyimi. Gün ışığındaki renk işleme performansı, onun dışında gece çekimi
çekimlerinde ve RAW çekimlerde çok iyi bir deneyim sunuyor hakikaten. Eğer edit yapmayı seviyorsanız hem fotoğrafta hem de videoda en iyi edit deneyimini sunan telefonlardan biri. Bunda tabii ki A17 Pro işlemcinin de payı var tabii. 6 ayda kamera tarafında herhangi bir negatif deneyim yaşamadım. Sadece telefotonun 5x yerine 3x olması benim için daha kullanışlı. Daha bir portre hissi oluyor 3x'te. O yüzden sanırım yine 15 Pro'yu tercih ederdim. Peki mesela iPhone 13 14 kullanıyorum. 15 Pro Max'e geçmeye gerek var mı diye soracak olursanız bence eğer telefoto kameraya ihtiyacınız yoksa gece çekimi ve RAW fotoğraf dışında çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Arada büyük bir fiyat farkı olmasa neden daha fazlası olmasın ki derdim ama 20 bin lira fazla vermeye bence çok profesyonel kameranın bütün özelliklerini kullanan bir içerik üreticisi değilseniz bence gerek yok. Gelelim şu büyük ekrana. Sanırım burada da 15 Pro daha benlik diyeceğim tekrardan çünkü çok büyük ve tek elle kullanamamak ekran her ne kadar çok iyi olsa da bir yerden sonra sıkıcı hale geliyor. Bu kişisel yine olaya kalite tarafından bakalım. 120 Hz ekran yenileme hızı artık standartlaşmaya başlamış bir özellik ama Apple bunu sadece Pro modellere sunuyor. Bu bir noktada ayıp bence artık çünkü düz 15'te niye yok yani. Neyse 15 Pro Max'in 120 Hz deneyimi çok iyi. Bir ara iPhone 13'ü tekrar elime aldım kasıyor zannettim yani 60 Hz yavaş geldi gözüme. İşte bu deneyim tasarımı ve Apple'ın bize Pro model satmak için Android'in standart bir özelliğini kullanabilmek için para ödetme sanatı. Neyse 2 lira dağıtıyorum kusura bakmayın. Ekran parlaklığı ve OLED panelinin renk performansı çok iyiydi bu 6 aylık süreçte. Telefonu dizi film izlemek için pek kullanmıyorum normalde ama bu telefonda sardı cidden. Ya, telefonu kullanırken deneyim tarafında saran şeylerden en önemlilerinden biri de oyunlardı tabii benim için. Ama PUBG değil, Death Stranding. Şimdiye kadar deneyimlediğim tüm özelliklerin yerine alternatif koyabilirim. Hatta daha iyi olan alternatifler koyabilirim başlıklara göre. Ama Apple Ray Tracing işini, AAA oyunları iPhone'a sunma olayını o kadar hızlı yaptı ki şu an bu tarafta bir rakibi yok. Daha da garibi, oyunlarda bir sıkıntı da yok. Yani deneyimi de gayet güzel. Tabii ki bir PC, konsol falan etkileyiciliğini beklemeyin ama bir telefon için iyi hakikaten. Sadece grafikleri optimize edilmiş şekliyle kasmadan, donmadan Death Stranding ve Resident Evil oynayabiliyorsunuz. Bu benim için bu telefon üzerinde çok iyi bededirten bir olay oldu. Bunları görünce de PUBG'ye ekmek veresim gelmiyor ne yalan söyleyeyim. Tek negatif yanı şu, oyunu tadını çıkararak oynamak için kol lazım. Ekrandaki sanal kontrolcüler çok yer kaplıyor, benim hoşuma gitmiyor. O yüzden bir kolla oynamak bence en mantıklısı. Oyun dışındaki genel kullanım deneyimim de iyiydi bu arada. Performans konusunda Instagram'la Twitter'la zorlanabilecek bir telefon değil bu zaten. Ama arada saçma ısınmalar yaşadım. Araştırdığımda da en çok ısınmayla ilgili endişeler gördüm zaten. İlk çıktığı zaman gibi genel bir ısınma sorunu yok. En azından benimkinde yok. Ama ara sıra bu niye ısındı ki şimdi durduk yere dediğim oldu. Ya bu belki benim elimdeki cihazla alakalıdır ya da değildir kesin konuşamam o konuda. Eğer 15 Pro Max kullanan varsa ne durumda olduğunuzu yazarsanız sevinirim dostlar. Son olarak batarya mevzusu. 6 ayda cihaz 140 şarj döngüsü yapmış. Yani 6 ay düz hesap 180 günde 140 şarj döngüsü bence iyi bir oran. Cihaz genellikle bir günü çıkarmış. Benim asıl şaşırdığım şey 6 ayda hala %100 kapasiteyi koruması. En azından 99'a düşerdi diye düşünüyorum. Bu arada bu iPhone 15 Pro Max'lerin pili çok iyi demek değil. Cihazdan cihaza değişebiliyor pil sağlığı durumu. Bizimki iyi çıktı diyebilirim sadece. Siz de deneyiminizi paylaşabilirsiniz bu konuda. Kişisel yorum olarak da pil konusunda deneyimlediğim en iyi iPhone diyebilirim. Eğer oyun oynamayacaksam sadece Instagram, Twitter, WhatsApp falan takılacaksam bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Sadece video çekerken ya da oyun oynarken her telefonda olduğu gibi dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında majör negatif bir deneyimim olmadı pil konusunda. Videoyu yavaştan toparlamam gerekirse dostlar 15 Pro Max ile geçirdiğim 6 ayda telefonu genel olarak sevdim. Ama benim tercihim küçük ekran. Sevdiğim için ve cebime sığdığı için 15 Pro olurdu. Büyük ekran sevenlere diyecek hiçbir sözüm yok. Bu zevkler ve renkler. Eylül ayına kadar deneyebileceğiniz en iyi iPhone bu şu an. Umarım video sizin için açıklayıcı olmuştur. Soru işaretlerinizi çözüme kavuşturabilmişizdir. Aranızda iPhone 15 Pro Max kullanan arkadaşlar varsa deneyimlerinizden bahsederseniz çok sevinirim. Sizler ne düşünüyorsunuz? 15 Pro Max mi? Yoksa 16'yı bekleyenlerden misiniz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek